Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî erselâ rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyâ'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl hayr ve lev asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasıl ilen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ uqîmetis salâtu fütihat ebuvâbü semâ ve stücîbet duâ. Ve izen sarafel munsarifu mines salâti ve lem yekul Allahümme ecirni minen nâr ve edhilnil cennete ve ezevvicni minel hûril în. قالت الملائكة يا ويحة هذا عاجز أن يستجير من جهنم وقالت الجنة يا ويحة هذا عاجز أن يسأل الجنة وقالت الحور العين يا ويحة هذا عاجز أن يسأل الله أن يزوجه من الحور العين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ırzamu aleyhimus salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmeinin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmeinin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız ilmi hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayihlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ ukîmeti salâtu fitihat ebuâbus semâ. Farz namazları kılmak için kamet getirildiğinde biliyorsunuz ezan okunur. Namaz vakitlerini geldiğini müminlere haber vermek için ezan meşru kılınmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında görülen rüyalar üzerine Efendimiz de bunu tasdik etmiş ve Müslümanların ibadet vakitlerini bildirmek üzere ezan meşru kılınmıştır. Başka dinlerde bazı dinlerde boru öttürülür, bazı dinlerde çan çalınır, bazı dinlerde ateş yakılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hiçbirisini tasvip etmemiş ve ezanı meşru kılmıştır. Ezan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanından beri dünyanın her tarafındaki Müslümanlar tarafından okuna gelmiştir. Böylece ezan mütevatirdir. Değiştirmek mümkün değildir. Ezanı olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Tevatüren geldiği için onu kabul etmek zorundayız. Evet, ezan okunduktan sonra farza başlanırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetler var namazdan önce biliyorsunuz. Bu sünnetleri kıldıktan sonra kâmet getirilir. İşte bu kâmet getirildiğinde ki neden kâmet deniyor? İkamet aslında. Biz de kâmet deniyor halk arasında. Biz de öyle söylüyoruz. Kad kâmeti's salâ. Namaz başladı. Namaz başladı. Hadi saf durun. İmamla beraber tekbir alın anlamında bunu söylendiği için adı ikamet. Evet, ezandan bu iki cümlesi farklı zaten. Diğer yerler ezan gibi. Evet, işte bu
kâmet getirildiğinde buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sema kapıları açılır. Demek ki semada, sema dediğin bir cirm sahibi, bir yoğunluk sahibi, kapısı var, bir maddesi var ki kapısı var, onu anlıyoruz. Evet, sema kapıları açılır. Miraç'ta da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sema, birinci kat sema, ikinci kat sema, üçüncü kat, dördüncü, beşinci, altı, yedinci kat. Kur'an'da da seba semavat, yedi sema, yedi kat semadan bahsediliyor. Bunlara uğradıkça her sema katında kapıyı çaldım buyuruyor. Demek ki her semanın bir kapısı var. Biz bomboş görüyoruz ama öyle değil. Kapıları var. İşte bu arşa giden kapılar. Buralardan geçeceksin, arş-ı alaya ulaşacaksın. Evet, o nerede? Allah bilir. Arş Allah'ın arşıdır. Kürsi onundur. Ayetül Kürsi'de adı üzere kürsi ayeti. Allah'ın arşı kürsisi vardır. Mekandan Allah münezzehtir. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama bu var. İşte bu kapılardan geçtikten sonra oralara ulaşılabilir. Ulaşılabilir. Gök kapıları açılır kâmet getirildiği zaman. Vustucibe eddua. Dua kabul olunur. Dua kabul. Kâmet getirildiği zaman dua kabul olunur. Yani Allah Celle Celaluhu ezanı duymuş müminler. Ezan duyduktan sonra hayyâlâs-salâh, haydin namaza, hayyâlel-felâh, haydin kurtuluşa davetini duymuş ve camiye gelmiş. Camide de Resulullah'ın sünnetini kılmış, arkasından müezzin kâmet getirmiş. İşte bu ezanı duyup da Allah'ın namaz kılın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatle namaz kılmak üzere camiye gelin, haydin namaza, haydin kurtuluşa emrini yerine getirmek için camiye gelmiş olan müminler kâmet getirildiği zaman, izâ da'avhu, ona dua ettikleri zaman usticibe, kabul olunur. Demek ki duanın kabul saatlerinden birisi de kâmet getirildiği zamandır. Evet, Allah Celle Celaluhu'dan bu şekilde camiye cemaatle namaz kılmak için gelmiş, kâmeti salâ, ikamet getirildiği sırada dua etmiş, bir şeyler istemiş olanlara Allah Celle Celaluhu ne isterlerse verir, acilen verir, dualarını kabul eder. Çünkü onlar hayyâlâs-salâh, müezzinin hayyâlâs-salâh, haydin namaza, buyurun namaza davetine acele işlerini bıraktılar, geldiler. Allah da onların kâmet getirilirken yaptıkları duaları acilen, evet, onlar nasıl acilen süratle namazı geldilerse, Allah da onların duasını kâmet getirilirken yaptıkları duaları acilen kabul eder. Evet, kâmet getirildi, bitti, namazı başlayacaksın. O zaman da dua kabul olur. Her namazın arkasından da dua kabul olur. Her namazın arkasından da dua kabul olur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam, ya Resulallah, innel müezzirine yufaddilûnena, müezzinler bizden üstün. Kıyamet gününde insanların en uzun boylusu, nurlu yüzlüsü müezzinler olacak. Çünkü tevhid inancının esaslarını ezanla dünyalara, semalara duyuruyorlar. Bu ezan sesi her yere gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de de elem neşrah leke sadrak ve vadana anke vizrakellezi engada zahrak ve rafana leke dikrak,
senin adını yüceltmedik mi Habibim? Ayeti Eşhedü enne Muhammedun Resulullah müezzin şehadet ederim ki gözümle görür gibi inanarak söylerim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür diye haykırmıyor mu? Bütün semalara, bütün yaratıklara, bütün varlıklara bunu yükseltiyor ya. Ve rafa'na leke zikrek buna işarettir. Buna işarettir. Böyle Allah birdir. Naziri benzeri ortağı yoktur diye eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah diye her yere tevhid inancının özünü ilan eden müezzinler mahşerde en uzun boylu, en nurlu yüzlü olacaklar. Ya Resulallah. Fakale kul kema yakulune, sen de onların dediği gibi de. Evet. Ezan okunurken Allahu Ekber, Allahu Ekber, Müslümanlar da, duyan Müslümanlar da Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Müslümanlar da eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Müslümanlar da eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Hayya ala salah. La havle ve la kuvvete illa billah. Hayya ala felah. La havle ve la kuvvete illa billah. Sabah namazında es-salatu hayrun minen nevm. Sadakta ve berirte. Doğru söyledin, gerçek söyledin. Doğru, namaz uykudan hayırlıdır. Doğru söyledin, gerçek söyledin derler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müminler de Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Aynen söyle böyle. Fîzen teheyte fesel tuğta. Ezanı bitirince ne istersen verilir. Fesel tuğta. Müezzin dediğini aynen söyle evladım. Ezanı bitirince de ne istersen sana verilir. Onun için ezan duası var. Allahümme Rabbe hazi taveti temme ve salatil kaime et Muhammeden el vesilete vel fadile ve derecete rafi'a ve ab'asfü makaman mahmuden illezi vaatte inneke la tuhlifil mi'ad. Raditu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasula ve ene eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu derse bir mümin buyuruyor peygamberimiz. Evet, hallet lehu şefaati, şefaatim anamın südü gibi ona helal olsun diye. Evet, bu ezan duasını ezan okurken söyleyeceksin kelimeleri. Bak kul kema yakulun. Müezzinler ne diyorsa aynısını söyle. Bitirince de bu duayet anamın südü gibi şefaatim sana helal olsun diye. Burada da sel tuta, ne istersen verilir diyor. Evet. Bunu ihmal etmemek lazım. Sahabiye öyle cevap vermiş. Ve izen sarafel munsarifu. Evet. Yani bir rivayette izen sarafta min salatil magribi, akşam namazını bitirdin de fakul kable en tekelleme ahaden, en tükelleme ahaden, herhangi bir kimseyle konuşmaksızın akşam namazın farzını kıldın. Kimseyle konuşmadan şöyle söyle. Evet, öyle diyor. Fakul kable en tetekelleme ahaden, herhangi biriyle konuşmadan evvel. Evet. Bizen saraf el munsarif, şimdi söyleyeceğim o duayı söyleyeceğim. Namazı bitiren adam, mine salati, namazdan çıktı mı bir adam, velem yakul, şimdi söyleyeceğimiz duayı söyleyecek peygamberimiz. Namazın arkasından, akşam namazından, diğer namazların arkasından. Bir adam namazı bitirdi.
şu duayı söylemedi. Allahümme ecirni minen nar. Allah'ım cehennem ateşinin azabından, cehenneme girmekten beni koru. Beni uzaklaştır. Akşam namazında seb'a merratin, 7 defa. Sabah namazında 7 defa. Diğer namazlarda 1 defa. Allahümme ecirni minen nar ve edhilnil cennete ma'al ebrar. İyilerle beraber cennete beni girdir, dahil et. Ya Rabbi, azapsız, azapsız, cezasız. Evet, mümin olan imanla göçmüşse, Allah'ın affına uğramamışsa, tevbe etmemişse, imanı sebebiyle işlediği günahlar kadar cehenneme girecek, ehl-i sünnet inancı bu. Cehennemde kaldıktan sonra kurtulacak, cennete gidecek. Azaptan sonra, cezalandırmadan sonra. Ama sen öyle deme. Allah büyük, hazinesi de çok, tükenmez. Ezan okunurken aynısını söyle kelimelerin. Bitirince de işte istediğin dua, ezan duasını oku. Namazı kıldın, cemaatle geldin, namazı kıldın. Namazı bitirdikten sonra akşam namazında, sabah namazında 7 defa Allahümme ecirni minen nar ve edhilnil cennete ma'al ebrar. Allah'ım cehennem azabından beni uzaklaştır. İyilerle beraber cennete azapsız, cezasız, hiç cehenneme girmeden cennetine beni sok ya Rab. Dahil et ya Rabbi. De. Demezsen ve zevvicni minel huril in, cennet hurileriyle beni evlendir, eşlendir. Demezsen böyle bir imkan var. Kâletil melâiketu ya vayha hâzâ âcez en yestecîre min cehennem. Melekler derler ki şu yazıklar olsun şu adama be. Cehennemden Allah onu uzaklaştırmak için eline fırsat geçti. Ama adam bu fırsatı kullanmadı. Bu duayı etseydi cehennemden kurtulacaktı. Yazıklar olsun şu adama. Fırsatı kaçırdı derler. Bundan aciz kaldı. Vakaletil cennetü, cenneti aladır der ki ya vayha heze aciz en yeselel cennet. Şu adama cennete girmek, bana gelmek, girmek fırsatı eline geçti. Ezanı aynen müezzin gibi tekrarlıyor. Arkasından ezan duasını okuyor. Camiye geliyor. Namaz kılıyor. Namazın arkasından akşam 7, sabah 7, diğerlerinde 1 defa. Bir defa Allahümme ecirni minen nar ve edhilnil cennete ma'al ebrar. Ve zevvicni bil huril in. Bi huril in de var. Allah'ım cehenneminden beni koru. Cennetine dahil et. Hurilerle eşlendir. Demezse melekler eline fırsat geçti. Allah bu kapıyı ona açmıştı. Söylemedi, kaçırdı. Yazıklar olsun. Cennet der ki bana girme, bana gelme fırsatını Allah bu adama verdi ama söylemedi. Yazıklar olsun. Kaçırdı fırsatı der. Bizimle cennete girip Allah eşlendirme fırsatını bu adama verdi ama fırsatı adam kullanamadı. Biz bekledik, hazırlandık, bizi almadı. Cehennem der ki başka rivayette, yazıklar olsun. Benden kurtulma imkanı vardı, istemedi der. Böyle söylerler. Şu anda okuduğumuz hadisi Tabarani Ebu Umame el-Bahili'den nakletmiş. Başka hadis kitaplarında da çeşitli varyantlarda ifade edilmiş. Evet, sabah namazında 7, akşam namazında 7, diğer namazlarda arkasından bir defa konuşmadan öyle söyledi.
konuşmadan Allahümme ecirni minen nar ve edhilnil cennete mal abrar. Evet. Ve zevicni bihurilin. Bir rahmetike ya aziz ya gaffar da var. Bunu söyleyeceksin. Yedincide veya diğer öğle ikindi yatsı namazlarında bir defa söyledikten sonra ve zevicni bihurilin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin diyeceksin. Böylece cenneti kazanacaksın, cehennemden kurtulacaksın, hurilerle eşleneceksin. O kadar müjdeli bir dua. Müminler bunu kaçırmamalı. Kaçırmamalı. Evet. Sabah namazında, akşam namazında 7, diğerlerinde bir defa. Allahümme ecirni minen nar ve edhilnil cenneti mal abrar. Bir rahmetke ya aziz ya gaffar ve zevicni bihuril in. Tabi cemaat adına müezzin söylerse bunu veya imam söylerse Allahümme ecirna minen nar ve edhilnel cenneti ma'la barar. Bir rahmetike ya aziz ya gaffar ve zevicna bihuril in. Evet diye çoğul kullanması lazım. Çünkü imam cemaatin emin kişisidir. Biz okumuyoruz, o bizim adımıza önderimiz. Hep bana, hep bana derse ihanet etmiş olur cemaate. Cemaat adına çünkü temsilcimiz. Bana ver diyor, ecirni beni kurtar cehennemden. Biz neyiz ya orada? Arkana durduk, namaz kıldık. İmam olan adam veya cemaat susuyor da müezzin söylüyorsa cemaat adına ecirni değil, ecirna ve edhilna çoğul söyleyecek hepimizi. Burada bulunan bizleri, bu usulü yerine getiren hepimizi diyecek. Yoksa onların emanetine hıyanet etmiş olur. Mesela namazın arkasından okuduk ya, namazı bitirince dua geçerli dedi, şimdi okuduk. Kâmet getirilince geçerli dedi. Namazın arkasından dua geçerli dedi. Onun için bizim aziz milletimiz bu hadisleri büyüklerimiz bize bildikler için adet haline gelmiş. Namazın arkasından Allahümme enteselam ve minkeselam tebarek teyazel celal vel ikram duadır. Namazın arkasından geçerli dedi bak dua. Allah'ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Cehennem azabından kurtuluş, dünya sıkıntılarından kurtuluş sendendir. Evet tebarek teyazel celal vel ikram. Sen ne yücesin ya Rab. Evet böyle duadır bu. Peygamberimizin hiç terk etmediği sünnetidir. Bunu biz adet haline getirmişiz. Elhamdülillah aziz milletimiz Anadolu'muzda her yerde söylenir. Başka illerde yoktur. Selam verir biter iş. Kabe'de bile söylemezler. Bu bid'at değildir. Neden? İşte okuduk hadis okuyoruz. Peygamber söylüyormuş. Cemaatle kılarsanız söylemeyin. Kabe'de söylemeyin, camide söylemeyin diye kayıt var mı? Yok. Onun için evde de söyleriz. Cemaatle kıldığımızda da söyleriz. Yalnız kıldığımızda da söyleriz. Camide de kıldığımızda söyleriz. Mutlaktır ifade. Bu bir kuraldır. Onun için bid'at falan olmaz. Ondan sonra da işte bu duaları ediyoruz. Mesela 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 99 eder buyuruyor Peygamberimiz. Yüzüncü dedi La ilahe illallah vahdahu la şerike le, levül mülkü ve levül hamdu ve hu ala külli şeyin kadir. Veya ilavelisi de var. La ilahe illallah vahdahu la şerike le, levül mülkü ve levül hamdu yuhyi ve yumid ve hu hayyun la yamud biyedihil hayr ve hu ala külli şeyin kadir. Hangisini istersen bunu da söyleriz yüzüncü de. Deniz köpüğü kadar günahı silinir diyor Buhari Müslim hadis. Bunu elhamdülillah bizim büyüklerimiz örf haline getirmişler. Türkiye'mizin her tarafında namazdan sonra müezzin bize komut veriyor. Hepimiz söylüyoruz bunları. Müezzini söylerken sustuk dinledik mi biz de söylemiş oluyoruz.
O söyleyince biz de söylemiş oluyoruz. Ortak oluyoruz. Bitap falan değil. Hadis görüyorsunuz. Ayetül Kürsi okuyoruz. Namazdan, her farz namazdan sonra bu şekilde cemaat, camide cemaatle gelmiş, namazı kılmış. Sübhanallah ve elhamdülillah demiş. Cennete ağaç diker diyor. 3 defa estağfurullah demiş. Namazın eksikleri tamamlanır diyor. Peygamberimizin hadisleri var. Sübhanallah deyince Ayetül Kürsi okuyoruz biliyorsunuz. Ala Resulüne deyince salavat getiriyoruz. Niye? Dua edeceğiz. Duanın evvelinde sonunda salavat getirirsen dua kanatlanır diyor Hazreti Ömer. Arşa kanatlı uçar. Kanatsız kuş mu uçar? Kanatlı kuş mu uçar? Yani ne güzel söylüyor. Salavat başında sonunda. Onu yapıyoruz. Ayetül Kürsi okunca bir adamı cennete girmekten ölüm alıkoyar. Yani adam cenneti kazanır. Ölmediği için girmez cennete. Ölüverse doğru cennete gider. Anlamına. Tabii konuşmalarında diyorsun ki hocam cennet yaratıldı, cehennem yaratıldı. Ama şu anda kimse yok içinde. Mahşerde, mahkemeden sonra girecek. Şimdi de doğru cennete gider dedin. Evet. Peygamberimiz öyle söylüyordu, ben de onu söyledim. Ama şimdi cennete giren yok. Ne olacak öyleyse? Kabir alemi cennetin benzeridir. Ravzatun min riyazil cinan. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Oraya geç gider yani. Ölünce cennet bahçelerinin örneği bir bahçe olan kabrine gider. Ama cehennemlik olan da cehennemin bir örneği olan kabirde azap görür. Evet, cennet cehenneme mahşerden sonra gidilecek. Evet, bu namazlardan sonra yapılan bu tesbihleri bid'at diyenler var. İşte hadis okuyoruz. Hadiste olan şey bid'at olur mu? Efendim, peygamber böyle bizim gibi ala Resulüne salavat demiş mi? Ya mübarek adam, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri üçtür. Bir, söz. Şöyle söyleyin, bak okuduk. 33 şöyle, 33 şöyle, 33 şöyle. Ayetül Kürsi okuyan şöyle. Estağfurullah diyen şöyle. Allahümme cirni diyen şöyle. Bunlar sözlü, kavli sünnetlerdir. Bir de peygamberimizin bizzat yaptığı sünnetler vardır. Bunlara da fiili sünnetler denir. Bir de takriri sünnet vardır. Birileri yaparlar. Yanlış değildir o, iyidir. Sesini çıkarmaz. Kabul, devam edin anlamındadır o. Yoksa yanlış olsa meh, bırak diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bırak diyor. Demediğine göre doğru hareket, devam edin demektir. Onun için illa peygamberimizin yapması gerekmez. Yapın diye söyledikleri de sünnettir. Bizzat yaptıkları da sünnettir. Takdirler de sünnettir. Böyle bizim milletimizin, Anadolu'muzda insanımızın yaptıkları sünnete uygundur. Çok karlıdır. Şimdi şunu da arz etmek istiyorum. Cenazeyi acele edin diyor peygamberimiz. İyiyse diyor bir an evvel cennete girsin. Yani cennet bahçesine, kabrine. Kötüyse lanet diye var, bir an evvel atın omuzumuzdan adamı çukura, gönderin, kurtulun, acele edin. Şimdi acele edeceğiz diye Almanya'dan oğlu kızı gelecek diye 2 gün bekletiyorlar cenazeyi evde veya hastanede, morgda, buzlukta. Öğlen namazı kılınıyor, müezzin şu dediklerimizi yapmıyor. Hemen ya ne oluyor sana müezzin efendi? Ama acele edin dedi. 2 gündür bekliyor ya. 2 gündür acele etmemişsin. Müminler, oraya namaza gelen müminlerin sevabını neye kesiyorsun? Tesbih 2 dakika, azanı 3 dakika sürer. Cenaze 3 dakika daha gecik. 2 gün gecikmiş zaten. 3 dakika daha niye sabır etmiyorsun müezzin efendi? Yanlış yapıyorsun. Oraya camiye gelen müminler deniz köpüğü kadar günah silinir diyen hadisten yararlansınlar ya, bu müjdeyi alsınlar. 3 dakika ya ne olur? Acayip yanlışlar yapıyoruz biz. Gelen müminlerin sevabını ne kesiyorsun sen? Buna hakkın var mı? 3 dakika ya. Evet, 3 dakika için bir gün bekleyen cenazeyi onu görmüyor da 3 dakika hemen amin diyor. Tesbihler bırakmayın. Böyle müjde var efendim. Mecburi mi? Hayır efendim, mecburi demedik. Müjde var diyoruz.
peygamberimize inanıyoruz. Niye yani 3 dakika için bu müjdeyi mahrum bırakıyorsun müminleri? Onu arz etmek istiyorum ben. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza ukimeti salatu fela salata illel mektube. Namaz için kamet getirildi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber gözlüğüyle çağlar ötesini görmüş. Adam camiye geç gelmiş, müezzin başlamış, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ayağa kalkmış. Ha, ben kâmeti bitirince kadar şurada arkada sünneti kılayım. Onu cevap veriyor. Kâmet getirildiğinde fela salata illel mektube, farz namaz dışında, kılınacak o farz namaz dışında namaz yoktur. Namaza durma efendi. Namaza durma. Evet. Kıyla ya Resulallah. Dediler ki ya Resulallah, sabah namazı çok önemli dedin. Ve la rakate il fecr. Sabah namazın sünneti de mi çok önemli? O da mı, ondan mı kılmayalım? Namaza geldik. Onu da mı, sabah namazın sünnetinde mi kılmayalım ya Resulallah? Kale ve la rakate il fecr. Sabah namazın sünneti de ni de kılmayın. Evet, şimdi tabii bu hadisi direkt olarak alan imamlar var. Ama Ebu Hanife Hazretleri hayır diyor. Sabah namazın sünneti farz kaçmayacaksa, cemaatle kılınacak farz kaçmayacaksa arkada çabucak kılınır, öyle farza yetişilir. Neden? Sen bu hadisi red mi diyorsun? Hayır, estağfurullah. İn taradat kübül haylu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Sizi atlılar kovsalar bile, sabah namazı geçirmek yok, arkanıza atlılar geliyor, yakalayacaklar şimdi diye siz önden kaçıyorsunuz. Öyle bir durum mu olmuş? Sabah namazın sünnetini geçirmen diyor. Evet, öyle diyor. Ve in yapsalar bile, arkanıza atlılar gelse bile sabah namazın sünnetini geçirmeyin. Böylece iki hadisi birleştiriyoruz. Sabah namazın sünneti hariç diğer sünnetleri, kâmet getirildi mi imama uyacaksın, sünnet kılınmayacaksın. Öğlen namazının ilk sünnetini şeyden sonra kılabilirsin, farzdan sonra. Farzdan sonra ilk 4 rekat sünneti, ondan sonra 2 rekat sünneti. Veya ilk rekat namazdan sonra kılınan, farzdan sonra kılınan 2 rekat sünneti, sonra ilk 4 rekat niyetini belirterek ikisi de olur. İkisi de olur. Nasıl hocam? Diyorlar ki alimler, efendim ilk 4 rekatın sünneti oynamıştır yerinden. Sırası önceydi farzdan. Onu hemen namazın arkasından kılalım. Çünkü önce kılınma hakkı var. Ötekiler de diyorlar ki son 2 rekatın hakkı farzın hemen arkasından kılınmak. Birin ilk kılınacak 4 rekatı zaten yerinden oynattık. Bir de onu yerinden oynatmayalım. İkisi de güzel gerekçeye dayanıyor. Onun için nasıl kılarsanız kılın. Öğle namazın sünneti farzdan sonra kılınabilir. Ama ikindi namazın sünnetini kaçırmışsanız farzdan sonra kılamazsınız. Sabah namazın sünnetini kaçırmışsanız farzdan sonra kılamazsınız. Kaçırmayacaksanız selam vermeden evvel yakalarım hocayı. Çünkü sabah namazında 40 ayet okumak lazım. Normal, sünnet olan bu. 60 ayet okumak lazım. Güzel okuyorsa hoca, cemaatte sıkılmıyorsa. Hatta 120 ayet okumak lazım. Güzel okuyor. Cemaatinde böyle garaja yakın değil, havaalanına yakın değil, ticarethanelerin olduğu bir çarşıda değil cami. Emekliler, herkes işi yok, kaydı yok, memur yok, işçi yok, sağa sola gidecek. Hoca da güzel okuyor, herkes memnun. Oku, 120 ayet oku hoca sabah namazında. Yok öyle değil, adam uçağa yetişecek. En kısa şekilde kıldır, gönder herkesi. Çarşıda böyle, cemaatin durumuna göre. Evet,
sabah namazında uzun okunacağı için durasın, sünneti kılarsın, birinci rekata bile yetişebilirsin uzun okuyacağı için. Ama farzı kaçıracaksan onu da terk edeceksin. Cemaat daha önemli. Cemaat daha önemli. Evet, kâmet getirildi mi? Anlattığım şekilde bu kayıtlar göz önünde olmak üzere artık sünnet kılınmaz. İmamla beraber Allahu Ekber demeye çalış. Evet, hayyâle sılâ dedi mi? Ak gibi fırla yerinden. Hemen sıraya geç. Safı düzgün yap. Sık yap. Namazın kabulüne sebeptir. Kad kâmeti salâ. Namaz başladı dedi mi? İmam Allahu Ekber. Müezzini tasdik ediyor. Allahu Ekber. Sen de hemen imamla arkasından, imamdan evvel tekbir alma. İmam tekbir alır almaz ona bitişik olarak niyet ettim Allah rızası için. Mesela sabah namazının farzına uydum şu imama. Uydum şu imama demezsen olmaz. Allahu Ekber dersen 40 vakit imamla beraber iftida tekbirini alan müminin eline cennetlik beraatı, cehennemden kurtuluş beraatı, münafıklıktan kurtuluş beraatı verilir buyuruyor Peygamberimiz. Onun için kâmet getirildi mi sünnetle uğraşma diyor. Bu fazileti kaçırma. Akıllı davran. Evet, hadisin manası bu. Evet, Beyhaki Ebu Hureyre'den, Müslim, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace, Tirmizi, hem Ebu Hureyre'den hem Abdullah İbn Ömer'den. Değişik bir iki kelime, değişik varyantlarla bu hadisi nakletmişlerdir. Sabah namazı çok önemlidir. Diğer namazlar da önemli. Ama sabah namazını kıldınız mı diyor, ben sizi tekeffül ederim diyor Peygamberimiz. Sabah namazı çok önemli. Yatsı namazı da çok önemli. Peygamberim, ötekiler de önemli tabii de. Çünkü hafizu ales salavati ve salatil usta. Bütün namazları muhafızlık edin, kaçırmayın ha, emri var Allah. Öyle buyuruyor. Ama buyuruyor ki men sallal baradayni, iki serin namazı, birisi ikindi namaz, bir sabah namazı. İkindi namazı işim şu bu filan diye gürültüye gider. Sabah namazı uyku vaktidir. İkindi ile sabah namazını kaçırmazsanız ben de size kefil olurum diyor Peygamberimiz. Bir başka şeysi, yatsıyla sabah namazına münafıklar gelemez diyor. Evet. Yatsı sabah namazı kılmayan münafıktır demiyorum, yanlış anlamayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var böyle. Münafıklar yatsıyla sabah namazına gelemez. Öyleyse bu hadise kulak ver, münafık olmadığını ispat et. Yatsı sabah namazına gündüz memursun, işçisin, dükkanında dairende kılarsın. Ama yatsı ve sabah namazı daire zamanı, işçilik zamanı değil. Git camiye. Gelemezler münafıklar diyor. Ben de size duyuruyorum. Evet, Allah namaza böyle dört elle sarılan, beş vaktini camide kılan, cami kuşu olanlardan eylesin.